Artık projemizi bir site adresi üzerinde yayın alma işlemimiz kaldı. Bunun için e, projemizin dizinindeki terminali açıp, ng build tire base href boşluk nokta slash diyoruz ve Enter'a basıyoruz. Burada projemizi baştan sona compile edecek ve bizim için e, bir klasörde bunu çıkartacak. Burası biraz uzun sürebilir. O yüzden ben videoyu hızlandırıyorum. Bitti. Şimdi e, projemizin dosyalarını e, dist klasörü altında topladı. Şöyle gösterelim bunu. E, masa üstünde gösterelim. Projemizin klasörüne girdik dist klasörünün altında tudu app klasörünün altında FTP'ye atmamız gereken dosyaları bize burada çıkarttı. E, projemizi şurada yayına alacağız. tuduapp.mehmetsert.com.tr'de projemizi yayına alacağız. Şu anda e, içerisinde herhangi bir şey yok. Gelelim. Bu klasörün içindeki bütün dosyaları tutup FTP'ye atıyorum. Burası da yine uzun sürebilir. Videoyu hızlandırıyorum ben burada. Evet, FTP'ye yükleme işlemi bitti. Bakalım olmuş mu? Sayfamı yeniledim. Ve sıkıntı yok. Ee, geldi. Hemen bir test edelim. Örneğin buraya yeni bir madde ekleyelim. Deneme dedik. Ekledik. Eklendi. Bunu buraya attık. Yine bir sıkıntı olmadı. Yeniliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Artık e, projemizi bu edip bir site üzerinde de yayına aldık. Burada şöyle bir sıkıntı olacak. Örneğin biz ne yapmıştık? E, routing yapımızda "about" diye bir link tanımladık, bir de olmayan bir sayfaya gidilirse açılacak olan bir e, eleman tanımladık. Bakalım "about" dedim, gittim, "not found" dedi. Bunun sebebi şu: eğer ki ben burada bir butona bu sayfaya gitmesini söyleseydim gidecekti. Ama tarayıcı üzerinde direkt ona erişmeye çalıştığımda bana bu şekilde hata veriyor. Bunun için de şöyle bir çözüm var, basit ht access dosyası oluşturup onun içerisine şu dosyaları, şu kodları, komutları yazmam yeterli. Deneyelim hemen. Ana dizinde yeni bir dosya oluşturuyorum. .ht access dedik, oluştur dedik. Bunu düzenleyip içerisine bu komutları yapıştırdığımızda kaydettim. Aynı sayfayı tekrar çağırıyorum ve geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Olmayan bir sayfa çağıralım. Not Found çalıştı. Ana dizinimize gidelim. Ana sayfamıza gidelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Projeyi build etme işlemi de bu kadar. Artık e, yapacak başka bir şey kalmadı. Neler yaptığımızı kısaca bir anlatacak olursak. E, jQuery ve Bootstrap'i projemize dahil ettik. Angular materyali dahil ettik. Ondan sonra e, komponentler hakkında bilgi verdik, servisler hakkında bilgi verdik, e, TypeScript hakkında bilgi verdik, klasör yapısından bahsettik. E, daha sonra bununla bir todo uygulaması yaptık. E, burada Angular materyalden yararlandık. Orada aslında bizim kullandığımız şu sürükle bırak bölümünü birebir aynı aldık Angular materyalden ama kendimize göre bunu editledik. Orada iki tane bölüm vardı. Biz bunu üçe çıkarttık, birkaç oynama yaptık, değişiklik yaptık. İşte buradan yeni madde ekleme bölümü yaptık, madde sildik. Ondan sonra bunu API ile haberleştirdik. Ee, başlangıç için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, eğer ki anlamadığınız bölümler olduysa veya sormak istediğiniz bir şey olursa bunu yorumlar bölümünde belirtirseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olmak isterim. Ayrıca bu videoları kendi kanalımda paylaşacağı için Engin Demiroğa da çok çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan ben videoyu burada bitireyim. Görüşmek üzere.